خیلی شدید Merhabalar canlarım. Elmas'ın Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün biz günlerden pazartesi pazara gittik geldik. Biraz alışveriş yaptık. Soba kuyumu falan almıştım. O da biraz arızalı çıktı. Onu tekrar geri verdim canlarım. İbrahim Efe tepsi böreği istedi. Fırına tepsi böreği aldım. Fırında pişireceğiz. Sobanın fırınında. Şöyle pazardan annemgile geçtik. Kim, annemle kim? Beraber gördük, gezdik pazarı. Alayhan. Ayhangil de ne iş görüyor? Ne iş görüyor Ayhan? Kolay gelsin. Hindistan cevizi aldık. Bugün Ayhan'ı yinemedim arkadaşlar. Bim de görmüş. Dur bakalım. Böyle Ayhan ilk yaşayacak. İbrahim Bey öyle biraz çekin de izleyicilerimiz de görsün. Ben ömrümde yine görüyorum. Neymiş anne o? Hindistan ceviziymiş. Ana bak tabanına bak. Bir tane ben onu ömrümde görmediydim. Kıllı neyil o ne kız? Kıllı kız o kıllı. Anam onun içinde de kıllı. Çatı. Ayhan nasıl sevdimiz? Kemikten dışarı. Ha, açıldı bak. Bak burada dökülür. Aman. Arkadaşlar vallahi hiç görmediğimizi görüyorum. Şimdi o içilecek mi? Vallahi. Kötü mü tadı? Geçen yüzünü ev içinde ne olacak? Annem bilirim. Kalk da bir de içsin de şifa olsun. Sevmedim. Yüzünde mimenet yok. İçinde ne olacak şunun kılını? Git lan git. Bari öyle miymiş suyu? Ben de süt gibi bir şey sanıyordum. Suyunu. İçemem ki. İç olmuş. Süt gibi halenli ama suyu, sütün su hali. Ufacak annem üstüne çıkar valla. Ne anladın bunu içinde? Bir aç bakalım içinde ne varmış, ne çıkacak? Dur annem bir suyu boşaltar mı dökülür şimdi. Haa. Bir de babaannenin tadına baksın. Ben köpeğim hem de içmem de. Hal dedin evde içsin, şifa ya. Olsun. Neymiş ola? Şifa şifa. Güzelim ya. Nasıl canı gitti yani. Ben bunun içini yedim. Hal dedin içer ne olursa olsun. İyiymiş. Tanesi 6 lira dedim. Eşki gelmiş idi hani süt gibi kokuyor. Süt de ya süt. Pazara niye gitmedin ya baba? Eşki. Pazara mı ki gittin? Kim gittin ha? Sen soruyordu benim ayakkabıcı. Halil amca nerede? Bugün de o mefaat etti. Duymadın mı? Erdal mı? Erdal. Ne dedin anne? Mefaat etti o dedim. Duymadın mı? Yasak mı diyorum teyzem dedi. Dedem sevdi. Nasıl duysun yapan koydu. Başın sağ olsun dedi, sağ ol dedi. Uzaz mı diyorum? Vallahi öyle dedi. Bizi öldürmüşsünüz. Bana bir iç şunu, bana bir iç şunu. Öyle dedim ben. Bizi öldürmüşsünüz ya. Oğlum ben hiç işim. Ayhan kartını mı kıracağım, bir tadına bak haydi. Bu sorucu olsun. Babaannem tadına baksın. Abi bak tadına ya. Böyle tiksinici bir şey değil ya. Ama git bu işte ya. Ayhan, babaannem hastalanmış Ayhan. Biz buna şurup içireceğiz. Bu şurubu sevmezmiş içmeyi. Şurubu ellerini tutun bir içirin. Boşak gibi. Kendin iç kalan. Ellerini tuttuk ağzımıdır kim açacak ya diye. Ben hoşlanmam ya şuruptan. Elimi tuttunuz mu ağzımı kim açacak ya diye. Elma sevilene bir baksın tadına. Görüyorum daha içiyor. Ya ama iyice boşalsın. Seven seviyor ki damağını. Git ben hiç daha ömrümde hayatımda ilk defa görüyorum. 31 yaşına girdim. Şuna bak nasıl iyi tamam. Ben bunu hep şeyde gördüm Ayhan. Hani bir yarışma var ya. Hindistan ceviz atıyorlardı da. He şeyde. Çöl gibi yerde. Orada gördüydüm en son. Ben orada en spotur değil. 61-62 yaşındayım. Daha ben yeme gördüm. Bakalım daha gidiyor üstü. Bir daha verseler almam da yemem tatlı ya da. Bunun dalı var ya Hindistan cevizi dalı. He. Koca koca bir daha da şöyle şöyle oluyor. Kıl mı böyle kıl mı sarıyorlar oradan bitiyor. Kendi bitiyor. Allah öyle mi? Sarılıyor. Aynı şu çişme kendileri orada çişme. He nasıl da çirkin eli yüzü. Çetene gibi. Bir bardak oldu işte. Ama hani tadına. Bir bardak. İlki ya bir şey yok. Diksindirici bir şey ya. Süt ama su gibi. He. Ben sevmedim. Şey, mevde sen bir şey mi? İbrahim nasıl zıraklılar. Güzel değil mi? Hmm, Hindistan kokuyor. Hindistan kokuyor oğlum. O bildiğin içi. Tozunu atıyor mu? Üçümüz, biz üçümüz de iyi sevdiniz. Alır iç. Ben sevdim vallahi. Sevmedik. Ben sevdim. Biz sevmedik. Biz
Biz çok içtik. Kabuğun Hindistan kokuyor. Kabuğun aç, kabuğun içindeydi. Ayhan bir baksaydın nasıl açıldığına da ona göre yapsaydın YouTube'da. Onu kırıyorlar işte. Ha. Şöyle vuracaksın ha bu kırmızı. Ya elin ayağın kızım, o kemik mi ne için? Öyle olmaz oğlum. Bıçak eline var. Oğlum nasıl gidecek anne? Bak kırılıyor çatı çatı. Bak kemik. Allah Allah. Cenab-ı Mevlam. Baba ya anne kabuğunu. Adam kavası bir bu. Cenab-ı Mevlam. Ölü kavası. Çocuk kavası. Cenab-ı Mevlam neler vermiş Allah'ım, Allah'a. O kadar çok güzel nimetler sunmuş ki bize Rabbim. İbrahim sen çekil oğlum gözün önemli şeyde. Gözümüzden bir de bıçak git. Bak hele dışına bak bir de içine yiyince içine iyi bakın arkadaşlar. İçini yiyecek biz bunu. İçi inir tabii. Yani anne der ya. Bıçak getir de bu kırılmaz. Ayhan öyle yine vurur gibi yap bakalım bir. Anne çok anne mi derim. Yok la daha neler sen de abartma ha. Ha? Bak hele. Allah'ım. Ama anne aşağı çıkarsak görün. Keser getireyim mi? Getir koş. Keserin aşağı aşağıya bak. Şuradan da şey var, taş kapının taşı. Yastığın ardına bakla yanında. Bak hele kuş. Bak şu yastığın ardında İbrahim. Bu onun kıyası. Bak yanında. Yanında ayağın arkasına bak yastığın arkasına. Yine kırılmaz bu tövbe. Bana asıl taş bunu kıramaz. Taş bunu kıramaz. Kırılmaz bu. Vur vur. Bak hele bunu düşün. Vur ha. Ha? Vur. Vur oğlum vur. Korkma vur. Taş kırılıyor lan ha? Vallahi taşı kırıyor bacım o neymiş öyle? Allah! Kırılmıyor lan. Bir tane ben vurayım. Bir tane yürekme çatacağız. Sen bıçağı bırak bir tane. Keserine bırakıyorum. Aşağıda in yok mu böylece? Keserine bırak. Keserine nasıl gideyim ahlin gelince vurayım şöyle. Çat diye. Bırak keser getireyim. Nerede keser var? Ayhan sen onu açarsan ben elimi ayağım akına yakacağım. Anne öyle böyle sette bu konser. Bir de anne. Bir de keser. Taştan da set. Taşı kırıyor ta. Anne keser. Ama şuna ne diyeyim? Bu da düşen neydi sen? Bak düşen yine alamanda. Taşın getirsin. Tam öyle oldu. Bak şuna kız oldu. Ağzından da su akıyor. İşte diyor ya şeyim oğlum. Şuradan deleceğim diyor. Açacağım diyor. Şurayı tövbe açamaz. Burayı açmak için işte buraları. Ağaçtan böyle çıkıyor. Alma mesele değilmiş, aşma meseleymiş. Aynen. Suyu güzel mi? Suyu da vitaminsiz bilemezsiniz bunu. Beyazını merak ettim ben de. Bembeyaz çıkacak bak. Şöyle o yeniyor mu ki? Çiğ mi yeniyor? Yenecek bu işte içindeki. Hmm. Arkadaşlar vallahi bizi kınamayın. Siz hiçbir şey görmediniz mi? Biz görmedik. Aleni görmedik canım varsın kınasınlar. Yeni görüyoruz biz. Bak içi yumuşak dışı kabuk. Pazarın hem gelmezdin ki bu A101 hepime geliyor böyle şeyle. Bizim pazarlarımıza gelmez bunlar Hindistan ceviziymiş. Ananasımış yok çiğ ceviziymiş. Çocuk bulamazdı. Anne valla. Ben kesin mi Ayhan? Tut da bir de ben deneyim. Dur, sen dur, tut bir de ben deneyim. Daha sert oldun. Sen gelmedi mi? Gitanım aynı cevizin kabuğu gibi sertmiş. Bak çıkmıyor öyle yapma delinir şimdi. Abo, bu neymiş ana? Keser abi gelmedi böyle. Bulabildim, bulsa getirirdi. Vallahi ince aşağıya koçarım da bir bana. Dur anne sen dur, keser getiriyorum. Duvam geliyor ki bu. Ana kırma, dur keserle kıralım. Üçüncü kattayı falan. Lan ne? Bıçak ne? Dur, dur, anne dur. Dur oğlum, elin çıktı. Ben yapayım. Kabuğunu çıkarım kabuğunu. Kabuk. Tabii. Bak uzunma böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağı ben çıkmıyorum da. Elini de kaydırma keseri lan. Bak hala da sekiyor. Allah sekmez, Allah. Sekmez sekmez. Onu kalan kırar o. Gayrı son noktaya geldik. Ana hadi yıkama yapmayın ellerini. Yavaş. Kozumuza sıçra. Hazır mısınız? Ben bakayım mı? Kırıldı ya. Aman. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördük. Onu ceviz gibi soyacağım. Ayhan çiğ miymiş böyle? Çiğ yiyeceğim bunu işte. Çiğ yüzünü alacağım şöyle. Yüzünü alacaksın yiyeceğim. Mevlam ben de ver ya. Ne içi beyazmış. Yiyeceğim ben bunu. Ne bari? Kırabilir misin? Arasam mı kıraman? Keser mi kırdın? Bana yapamam da. Keser mi kırdın? He. Açayım mı kapıyı? Yok yok lamba yaksın.
Ayhan, hiç görmediğimiz şeyler yedireceksin sen bir önce. Açın mı? Yo, evin içi. Hı. Onun kapı da soyulacak herhalde daha. Abi, evet. Bilmiyorum. Öyle mi yiyeceksin? Bir suyunu içeceğimiz, bir dışarı yiyeceğimiz. Kestane gibi bir şey mi? Abi, bir tane. Sevmedin mi? Valla güzel. Abi, yedim bir tane. Oğlum, kapı soyulacaksa beni de şey ettin. Şurası soyulmayacak mı Ayhan? Hani bu çıkmaz şu. Tut bakalım bir sen. Tut. Soymayacak herhalde bu. Dur da evete bakayım. Dur oğlum bir şey göstereyim. Şurayı diyorum Ayhan Hanım, şurayı bak. Bura çıkacak. Ah. Anne bir tane de bana veriyor. Diye diye soğusun da yiyor. Orası soyulacaktır oğlum. Kabuğuyla mı yenir? Kestanenin dışı gibi. Yenir anne, öyle de yenir bu. Attı babaannem geri. Ayhan iş bulamayıp iş yaptı. Şunlara neye para veriyor? Olsun anne, ben sevdim bunu. Suyunu sevmedim de ben bunu. Vallahi anne, bunda da şey. Bildiğinin içten cevizi senin, toz olan. Yüklerdi. Nasıl da çok tatlı değil. Çabuk suma da. İtmemesi gitti. Onu da mı sevmedin? Biraz tadı var ama biraz suyunun tadı var ama. Ben suyunu çok tatlı sanardım anne. Sevmedin değil mi? Aldın. Yok, güzelmiş de çok tatlı sanıyordum diyor. Ben bunu bir şey zannettim de ne oldum anlayamadım. Bir daha sen ol, tanımadığın bilmediğin şeylere para verme bak. Her şeye merak sarma işte. Yani. Öğrenmiş olduk. Ben sevdim. Bir de ben bakın bağım arkadaşlar da var. Abi turp iyi, turp. Zaten turp. Turpun yine bir tarzı tuzu var. Ağzı var. Ya bu Hindistan cevizi. Bunu çekiyor adam şey gibi ekiyor şeylere yiyeceğim. Değil mi? Bence güzel. Tut bir de beni. Ben sevdim. Arkadaşlar güzel. Aynı bildiğin o kurutulmuşun yaş hali. Ama bunu keseden kıramazsanız hiçbir şeyi kıramaz bunu. Hali uzun olmaz. Soba yanıyor mu anne? Böreğe sürün de pişsin. Kurumu da kurumda pişsin. Değil mi? Evet. Tamam. Şey diyorsan bakın. Bakın arkadaşlar, çıkarttık şimdik. Dışını soyuyor. Vallahi nasıl yendiğini de bilmiyorum. Biz sevdik arkadaşlar. Babaanne sen de bunun içine sabunu ne koy. İlk defa tatmamıza rağmen beğendim ben. Zaten ben Hindistan cevizinin tozunu çok severim. Anne iyi bir fikir değil bu. Şeylerin hem için yaparım ben keklerimin üstüne. Orada severim canım tozunu. He, bunu kurutta yapıyorlar demek ki. He, bunu kurutuyorlar bak. Aynı biber şekeri gibi çekiyorlar. Zor kırdık keserini. O zaman Hindistan cevizimizi yiyelim arkadaşlar. Mutfağımızda tepsi böreğimizi fırına verelim. Arkadaşlar şöyle mercimek çorbası koyuyor. Fırına da patates sürdük, annemine soyduk. Göz kararı koydum ama bilmiyorum yine. Şöyle sıcak suyu da akıttım. Bugün burada akşam yiyecek. Pazardan geldik. Annem salmadı evimize. Tavuklarımızı tıkıp gelecek. Yalan yaşık, ne bulursak yiyelim, gitme şurada böyle akşamlayalım dedi. Biz de bugün burada akşamlayalım dedik. Etini hem çıkardı, zaten etine benim pek aram iyi değil biliyorsunuz. Eti geri koydurdum. Şöyle çorbamızı göster Ayhan. Şunları da kaldırım. Ben ıspanaklı börek aldıydım pazardan. Şöyle sarısını da ayırdım. Anne, fırçan var mıydı? Fırçan. Ha, fırça yokmuş. Şöyle biraz da yağ dökeceğim arkadaşlar. Yumurta sarısına. Taşla yapalım biz de. Bazıları da yoğurt suyu falan koyuyormuş bunun üzerine ama ben yoğurt suyu yapmıyorum çünkü o zaman akak duruyor. Şöyle elimle yapsam da olur aslında. Ben elimle de sürterim ama. Gitmeyecek herhalde. Gitmez.
Annen idare eder, her şeyi idare eder annem. Yitiririm annem, annem. Böreği nasıl elimden yağlı olmayı, hem bunu da yağlarım aslında, bir şey olmaz da. Yine de izleyicilerimizden tepki almayalım, şöyle kaşığından idare edelim. Değil mi? Gitti, gördün mü? İbrahim'e de şey mi öğretiyorum, matematik? Hmm. Niye buldun ahir? Dedem öğretti, on sene gider. Şimdi tepsi böreğimizi de böyle tepsi kağıdıyla, şöyle kendi kağıdıyla fırına süreceğim arkadaşlar. Yanmaz mı? Aa, yanmıyor, gel. Orada da patatesim var, onu da göstereyim. Bir şey de öğreteyim sana. Siz de burada ders mi yapıyorsunuz? Evet. Diyorum ben de. Onlardan 100'e kadar sayıyor. Soba da pek güzel yanıyor canlar. Şöyle patatesimiz de sürüyor. Altında bu da kızarsın arkadaşlar. Patatesimiz de görüyorsunuz annem buraya sürmüş. İbrahim patates vereyim mi? Al aşkım. Al aşkım. Ben ediyorum. Dedem matematik öğretti. Dedem öğretirse 10 sene gider herhalde o kadar diye. Yok ya ne diyor 10 sene. Elini al elini. Onlardan 100'e kadar sayıyor. Onlardan. Bunun üstüne bir de çayımızı koyayım arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz de böyle olsun. Çorbamızı falan koyduk. Hindistan cevizinde gittik bayağı da doyduk. Allah ne verdiyse. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Pişmiş halinde şöyle bir kısa vloglu gösteririm sizlere. Görüşürüz o zaman. Sobamızı görüyorsunuz. Pek güzel yanıyor sobamızda yine. Gel. Gerçekten annemin sobası iyi yanıyor, bacasının uzak olmasına rağmen. Gel. Bir de ev küçük olduğunda hemen ısınıyor, pek güzel oluyor. 30, 40, bugün de böyle olsun canlar. Arkadaşlar biz ekmeğe gittik, uykumuz geldi. Vallahi yine bir hoş oldum, ben kendi adıma diyeyim salak gibi oldum. Şey diyor herhalde, çok iyi yok, üstümüze basış mı yapıyor bilmiyorum. Vücudu yoruyor galiba. Şöyle göstereyim, böreğimizi de kestik ama bu ikindinin çayında pek güzel giderdi. O zaman nasip olmadı, şimdi de yemekten sonra gitmiyor artık üzerine. Başka gittiğimiz üzere olacak orada. Annem de çekirdek kavurmuş. Serkan da çaya fırç şeyi bilmedi, ne diller lan? Pas. Katın mı? Evet. Daha çayda, daha çayda kalacak. Ah, çayda ama çıtır çıtır. Hı? Babam çalışıyor diye. Dedem çalışıyor. Bu da bizim Antep fıstığımız. Olmazsa olmazımız. Bu şey almış oğlum. Kivi mi kırılı bir şey, o ne yavrum? Hindistan cevizi. Kullu lan. Ağzıma bir değerdir ha. Git. O dinmez. Bak öyle diyor ki çişmenin bir şişine sararlar ya boruyudur. Kaşkılı gibi. He lan. Sonradan bitmişler bunu diye. Allah onu öyle yaratmış. Ben de vallahi sonradan onu bakıyorum. Bandırmanın üstünde de var Hindistan cevizi. Onu demiyor bu şeyi. Hindistan cevizinin dışını suyu diyor. Dışını. Tamam. Şöyle suyu üstü kendirginle dolanmış gibi. Şöyle kendir bağlasın da şeye. Borulara sararsın da böyle. Kendi dedi şey çişmenin kenarına kaşkılı gibi ha. Keten. Evet. Aynı onunla üstünü şöyle doldurmuşlar sandım. Öğün annem o neymiş o da öyle olurmuş. Vallahi daha bu on gördüm. Kesenler zor duramadım. İster çok koşsunlar ya ister hız koşsunlar daha bu on gördüm. Heyecan işte bugün gördük. Arkan sayesinde. İnce palavra atmaya kulağı atma ben bu on gördüm. Ağız öyle bir diğer yanından çıkarmaya. Dedim öyle. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Yarınki yeni videomda görüşmek dileğiyle. Elmas'ın hayatında kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.